Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla devam edelim güne bakışa. Tekin öğretmen atamalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yeni öğretmen alımı için takvimin Ekim ayı sonunda ilan edileceğini söyledi. Bakan Tekin, bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz dedi. Net ihtiyacımız 68 bin öğretmen ihtiyacımız var. Yaklaşık Ekim ayı sonu itibariyle biz öğretmen alım takvimimizi ilan edip ve kaç kişi alınacağını, kaç kişi alınacağı, branş bazlı olarak da kaç kişi alınacağını ilan edip Şubat ayı yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın GSM yani cep telefonları ile ilgili çok fazla merakı var. Biz de sınıflarda çocuklarımızın cep telefonlarıyla derse girmesini istemiyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirleri okul müdürlerimiz aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızdan da rica ettim. Sınıflarda cep telefonlarıyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları. Açık açık bir kez daha söylüyorum. Bu konuda kesin kararlıyız. Bir, okul devamları konusunda. İki, sizin sorunuza bağlantılı. İki, sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Okulun belli ihtiyaçlarını gidermek için de bağışlarda bulunuyorlar. Yani buna da söyleyecek bir şeyimiz yok. Nihayetinde oradaki çocukların tamamının ihtiyacı. Ama bunların tamamı isteğe bağlı bağış olarak kabul edilebilir. Ama zorunlu bağış, zorunlu kayıt ücreti, kesinlikle böyle bir düzenlememiz, böyle bir isteğimiz, böyle bir politikamız yok.